Selam dostlar, ben İtaş. Bugün sizlerle birlikte günümüz piyasasını ve olası kazançları konuşacağız. Öncelikle şunu söylemek isterim ki piyasa koşulları her ne kadar zorlayıcı olabilse de unutmayın ki bu alanda fırsatlar da büyük bir potansiyele sahip. Bugün sizlere yaklaşık 4 yılda kazanç ve kayıplarımla şekillenen deneyimlerimi aktarmak için aslında bu videoyu çekiyorum. Bu videonun aslında kısa amacı sizlere olabildiğince en alfa içerikleri sunmak. Hani burada amacım size sadece umutsuzluğu değil aynı zamanda umudun olduğunu da gösterebilmek bu video ile birlikte. Bu video boyunca neden bana ilgi duyduğumuzu hatırlayacağız. Güzel kazançlardan özellikle bol bol bahsedeceğim. Kripto paraların ve NFT'lerin dünyasında değişen şeyleri nasıl birer bir fırsata dönüştürebileceğimizi keşfedeceğiz. Yine kripto dünyasındaki deneyimlerimi birleştirerek sizlere nasıl daha bilinçli ve daha başarılı bir hunter olabilirsiniz bunları göstermek istiyorum. Unutmayın ki piyasa koşulları belirsiz olsa da bilgi ve stratejiyle donanmış bir şekilde adım attığınızda kazanç elde etmek maalesef pek hayal değil. Umutsuzluğun gölgesini dağıtarak bugün sizlerle birlikte bu şeylere bakacağız. Öncelikle alfalarımızdan bahsetmek istiyorum. İlk alfam Duygu hocamızdan. Bildiğiniz üzere Duygu hocamız özellikle Asya tabanlı projeleri özellikle keşfediyor, araştırıyor ve bizler için yolunda çok başındayken bunları bulup getiriyor. Yine bunlardan bir tanesi de Unibyte projemiz. Umarım doğru okumuşumdur çünkü Asyalıların okunuş şekillerine pek hakim değilim. Burada Unibyte daha doğrusu projemizin öne çıkan en önemli özellikleri şunlar. Free Mint, yani bir para harcamıyoruz mint derken. Fee dışında düşük arzı var, sadece 600 adet yatırımcı desteği var ve çizimler, sanatçılar, ünlü Japon sanatçıları. Ve aynı şekilde de şu an bir piraminti bulunuyor. Yine piramit üzerinden çekilişe katılabilirsiniz. Sadece bu değil, Duygu hocamız neredeyse her hafta birçok gördüğünüz gibi early alpha NFT projeleri paylaşıyor. Yine bir piramit proje olarak Crystal Official'dan bahsetmiş burada. Alt tarafta Clippy NFT'den bahsetmiş yine ikinci Freemint proje olarak. Yani Duygu hocamızı takip ederek bu düşük supply ile ve Freemint projeleri oldukça erken aşamadan takip edip ve whitelist yakalayabilirsiniz. Yine burada bahsetmiş o tweetini çekmiştim. Yine bütün bu tweetleri videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sizlere tek tek burada projeleri uzun uzun anlatmayacağım sıkmamak için. Geçiyorum bir diğer alfamıza, bir diğer önemli içeriklerden bir tanesini. Ben yaklaşık 2 hafta boyunca sizler için 100'e yakın balina cüzdanı araştırdım. Optimizm ve Arbitrum'dan 50 bin dolar bir üzeri fazladan kazanmış cüzdanları araştırdım özellikle. Ve bunlardan 10 balina cüzdanını özel bir radarıma çektim. Çünkü bu 10 balina cüzdan aklınıza gelen neredeyse bütün büyük airdropları almış cüzdanlardı. Arbitrum olsun, Uniswap olsun, DAIDX olsun, işte Optimizm olsun. Yani aklınıza gelebilecek her airdropu almış cüzdanlardı ve her cüzdan yine bir sürü transfer barındırıyor bir tane. Yani balina cüzdanlardı. Ve bu projelerin, daha doğrusu bu cüzdanların şu an işlem yaptığı projeleri inceledim. Bunlardan ilki dostlar, kısaca bahsedeceğim. Velikov, XYZ, Linea ve ZKSync üzerinde Swap ve Liquid'i ekleyen kişiler için airdrop yapacağını duyurmuş yeni bir DeFi projesi. 23 Ağustos'ta, yani geçtiğimiz 4 gün önce private bir sale gerçekleştirdi. Ama tokenlar daha dağıtılmadı. Dağıtılacak. Hani çok ufak bakiyelerle bile hem ZK ağının hem de Linea ağının airdrop'unu değerlendirmek için kullanabileceğiniz bir platformlardan bir tanesi. Yine geliyorum. ZK Swap Finance var burada. Burada çok öne çıkmayan bir DEX ama şunu fark ettim. Balinalar burada haftada bir kez farklı swap işlemleri yapmışlar ve likit işlemlerini olabildiğince minimal tutmuşlar. Yani ne demek bu? Likit ekleyip bırakmamışlar. 3 günde bir çıkartıp tekrar eklemişler ilginç bir şekilde. Yine ZK Swap isminden anlayacağınız üzere ZK Sync üzerinde çalışan bir DEX. Ve bot ile olduğundan şüpheli olduğum ama yine de TX kasmak için çok fazla gördüğüm bir proje olan L2 Telegraph var dostlar. Burada cüzdanlarınız arasında mesajlaşabiliyorsunuz ve bu da yine farklı bir kontrat etkileşimi olduğu için ve ucuz yolda bir TX kasma mantığı olduğu için balinalar tarafından oldukça fazla kullanılan işlemlerden, projelerden bir tanesi. Ve son olarak Multichain Stablecoin likite kazanç projesi olan Overnight Fee'yi çok fazla gördüm. ZK Sync araba Linea üzerinde çalışıyor. Yakında da Base'e geçeceğini duyurmuşlar. Yine 3 farklı ağda değerlendirerek hem o ağların hem de projemiz olan Overnight Fee'yi değerlendirebilirsiniz. Yine bu projede açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi geliyorum NFT konusunda bir kazanç fırsatına, NFT konusunda bir alfaya. Bildiğiniz üzere bu hafta Hood Space'te Sandbox ekibini aradık ve bir ama yaptık. Şu an Sandbox ekibinin de Turkish Land
etkinliğiyle birlikte bir land sale'i gerçekleşiyor. Gerçekten büyük bir etkinlik. 380 adet regular, 48 adet de premium ve geri kalan 5 adet de auction şeklinde olacak şekilde bir arsa satışı var ve bunu çekilişle yapıyorlar. İşin güzel tarafı şu, mint edeceğimiz fiyat ile şu an bu arsaların fiyatı arasında gerçekten güzel bir fark var. Yani mint edip kar edebileceğiniz, eğer elinizi tutarsanız bu arada kesinlikle yine sizlere güzel bir kazanç sağlayabilecek bir NFT çekilişine katılacaksınız. Şöyle göstereyim çekilişe katılmanın hızlı bir yolunu da. Sandbox'a geldiğiniz zaman direkt önde çıkıyor zaten Turkish VS şeklinde. Çekilişe katılın diyorsunuz ve bir KYC yapıyorsunuz. Bu multilere engellemek için yapılıyor. Telefonunuzdan veya bilgisayar üzerinden KYC'yi kolayca tamamladıktan sonra buradan elinize hold ettiğiniz sent kadarıyla işte 1011 veya 4863 şeklinde regular'a veya premium'a ya da ikisine de katılın şeklinde, 4863 varsa ikisine de katılabiliyorsunuz, ikisine de katılın diyerek çekilişe basit bir şekilde katılabilirsiniz dostlar. Arsaların fiyatları üzerinde de yazdığı gibi bu sandbox token miktarlarıyla çekilişte sizlere verilecek. Geçiyorum yine güzel bir geçmiş kazançlara örnek vermek için. Gittiğim burada bir tweet'ini aldım. Dedim yani piyasa umutsuz görünüyor ama gerçekten çok güzel fırsatlar var diye. Heat yaklaşık 2 ay önce bir tweet'te yazdı. Karate Party'nin bu hafta free mintlendiğini açıkladı. Yine çekilişte dağıtmıştık biz bunu ve mintleyenler yaklaşık 1600 dolar kazandı dostlar. Ortalama bir fiyattan satanlar için söylüyoruz bunu. ATH'ını söylemiyoruz bile. Ve aşağıya baktığımızda hemen yeni bir NFT projesinden bahsediyor burada bize. Projemiz yine az önce bahsettiğim Onibyte. Yine burada Alphabot'ta Hoodies çekilişi var. Çekiliş hala sürüyor diye biliyorum ve yine Pyramid'de çekilişi var dostlar. Hızlı ve basit bir şekilde iki link üzerinden de çekilişe katılabilirsiniz. Burada projeyi uzun detay bir şekilde açıklamış. Ben sizi sıkmamak için dediğim gibi burada anlatmayacağım. Yine bunu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve belki de Twitch yayınlarınıza gelenlerin en sevdiği şey olan Base Paint'ten bahsedeceğim. Son olarak burada Miss Sight bize anlatmıştı bunu geçtiğimiz Twitch yayınında. Şu an Base Paint dostlar Base ağında da Open Edition'lar çıkartıyor. Artistler tarafından çıkartılıyor bunlar. Ve bu mint denenler sadece o gün açık kalıyor. Diğer gün maalesef minti kapanıyor. En son mint denen bu Base Paint 13 ile birlikte biz bunları 0.026 Ethereum'a mint dedik. Ve şu an Floor Price 0.15 0.012 civarlarında geziyor. Yani yaklaşık 25-26 dolar civarlarında geziyor. Mint etmücesi ise sadece 3 dolardı. Yani arada gerçekten çok güzel bir fark var. Ben maalesef param olmadığı için mintleyemedim. Mistak burada 5 tane mintlemişti. Gerçekten güzel bir kazanç yakalamıştı. Yani düşük bakiyeli bile olsanız aslında sizler için çok güzel kazanç fırsatlarını biz olabildiğince burada sizlere sunmaya çalışıyoruz. Umarım videonun ana temelini ve ana konusunu anlayabilmişsinizdir. Yine herhangi bir konuda takıldığınız sorun veya problem olursa Telegram veya Discord üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bütün bu içerikleri de yine video açıklamasında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve hoşça kalın dostlar.